Selam, ben Kaan Çökten. Konu biceps olunca hiçbir egzersiz barbell curl ile ayakta veya oturarak yapılan dumbbell curl'ün eline su dökemez. Ancak bazen sakatlıklar sebebiyle alternatif arayışına girmemiz veya temel hareketlerden sıkılıp değişik egzersizler denemek istememiz gayet olası durumlar. İşte size böyle anlarda kullanabileceğiniz 5 az bilinen biceps egzersizi. İlk sırada parmaklar açık olduğu için ön kol kaslarını büyük oranda saf dışı bırakan ve neredeyse baskının tamamını bisepslere yönelten bu cool görünümlü egzersiz var. Şayet bu hareketin listeye girmesini sağlayan o muhteşem kasılma hissini deneyimlemek istiyorsanız tepede bilekleri geriye yatırıp avuç içinizi yere paralel konuma getirmeniz şart. Vücut geliştirmenin en büyük efsanelerinden biri olan bisepse zirve ekleme konusu gerçek mi bilmem ama eğer böyle bir şey mümkünse bu egzersiz bisepslerinizi Everest'e çevirecektir. İkinci egzersizde Arnold'un siyah beyaz fotoğraflarından hatırlayacağınız dirseklerin geriye gitmesini engelleyerek curl hareketlerini zorlaştıran arm blaster aparatını ev şartlarında hayata geçiriyoruz. Boştaki kolumuzu videodaki pozisyona getirip dumbbell'ın bulunduğu kolumuzun dirseğini üzerine sabitliyoruz ve bu şekilde curl yapıyoruz. Bisepsi çok ciddi anlamda izole edecek bu egzersizi olası sakatlıkların önüne geçebilmek için antrenmanın sonlarına doğru dirsek bölgesi kanla dolmuşken ve hafif kilolarla yapmanızı tavsiye ederim. Üçüncü sırada bir taşla iki kuş vuracağımız Zotman curl var. Hareketin pozitif yani kaldırma kısmını standart curl, negatif yani indirme kısmını ise ters tutuş curl olarak yaptığımız bu hareketin ilk yarısında bisepsi, ikinci yarısında ise ön kolun dış kısmında bulunan ve ismi en zor telaffuz edilen kaslardan biri olan brachioradialis'i çalıştırıyoruz. Fazla yüksek ağırlıklar kullanmayı gerektirmeyen Zotman curl'den çoğumuzun kısıtlı ekipmana erişebildiği bu günlerde istifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Rahmetli Rich Piana'dan öğrendiğim dördüncü egzersiz ile Zotman curl'ün aksine bir taşla iki değil üç kuş vuracaksınız. Arnold'un meşhur ettiği öne eğilerek concentration curl'ü hammer curl ile birleştiren bu hareket bisepsi, brachioradialis'i ve ek olarak bisepsle triceps arasında bulunan brachialis'i ciddi şekilde çalıştıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken üst kolu set boyunca sabit tutarak tüm hareketi dirsekten yapmak. Beşinci ve son egzersiz ise benim de sıklıkla bitirici olarak kullandığım bir curl varyasyonu. Bu hareketi alternate curl'den ayıran temel özellik çalışmayan kolu aşağıda boşta tutmak yerine tepede kasılı pozisyonda bekletmek. Bisepslerinizde laktik asit birikmesine dolayısıyla gözünüze yaş oturtabilecek bir yanmaya sebep olabilecek bu egzersiz aynı üçüncü hareket gibi hafif ağırlıklarla ciddi işler başarabilecek özellikte. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videoda Arnold serisinin ilk bölümüyle görüşmek üzere.